Hepimizin bildiği gibi hipertansiyon arkadaşlar hem birinci basamak hekimlikte hem dahiliye polikliniğinde hem acil servislerde en önemli hasta profillerimizden biri. Burada özellikle 2018 yılında en son hipertansiyonla ilgili yazılmış Avrupa Kardiyolojik Derneği'nin hipertansiyon yaklaşımı ile ilgili kılavuzdan önemli ayrıntıları toplamaya çalıştım. Tabii bu önemli ayrıntıları soru eşliğinde irdeleyerek daha iyi aklımızda kalabileceğini düşündüm. Ve bununla ilgili sorular yazmaya çalıştım. Bu sorular eşliğinde hem açıklamalarıyla hem de tablolarıyla hipertansiyondaki yeni yaklaşıma, yeni bilgilere de hakim olabileceğimizi düşünüyorum. Sunumla ilgili planımız tabii önce hedef organ hasarları, özellikle kardiyovasküler hasarla ilgili yeni tanımlamalardan bahsedeceğim. Tanı yaklaşımı tabii ki bizim için önemli. Tedavi yaklaşımında özellikle tedavi başlama eşikleri, hedefler, bununla ilgili kafa karıştırıcı birçok şeyle karşılaşabiliyoruz sınavlarda ve dirençli hipertansiyonu en son gebe hastalardaki hipertansiyon yaklaşımından bahsedeceğim. Sorularla birlikte öğrenimin oldukça kolay olacağını düşünüyorum. Birinci soru, aşağıdaki bulgulardan hangisi hipertansif hastalarda kanıtlanmış kardiyovasküler hastalığı göstermez? Özellikle hipertansiyon biliyorsunuz kardiyovasküler sistem dışında aslında bir arter hastalığı, bir vaskülit gibi düşünebiliriz. Arter olan her yerde hedef organ hasarı dediğimiz hasarı yapabiliyor. Ama kanıtlanmış kardiyovasküler hastalık tabii hastaların bir tık daha riskli olduğunu gösteren önemli bir tablo. Tabii burada baktığınız zaman şıklara korunmuş EF dahil kalp yetmezliği, yani hem sistolik hem diyastolik kalp yetmezliği hipertansiyon hastalarındaki hedeflerden biri. Geçirmiş miyokard enfarktüsü ve geçirmiş TIA'yı aslında aynı başlıkta izleyebiliriz. Çünkü her ikisi de ateroskleroz, hipertansiyonun endotel hasar yapıp bunun için risk faktörü olduğunu biliyoruz. Atrial fibrilasyon özellikle hipertansiyona en sık eşlik eden ritim problemi. Bu da önemli ve hipertansiyonda hepimiz sol ventrikül hipertrofisi olabileceğini izlediğimiz zaman hastaların izleminde görme şansımız var. Ama bunlardan hangisi kardiyovasküler hastalığı kanıtlanmış olduğunu göstermez. Yani başka bir açıdan baktığınız zaman asemptomatik hastalarda da görebileceğiniz bir senaryo bulmuş olmamız lazım. Tabi buradaki en önemli veri tabi sol ventrikül hipertrofisi. Sol ventrikül hipertrofisi tek başına semptom vermeden hipertansif hastalarda olabilir. Bu da kanıtlanmış kardiyovasküler hastalığı değil, asemptomatik kardiyovasküler hasarı gösterir. O zaman burada tabi kanıtlanmış kardiyovasküler hastalık veya renal hastalık bizim için önemli bir tablo. İşte serebrovasküler hastalık özellikle iskemik strok, serebral kanama ve TIA, koroner arter hastalığını gösteren MI anjina öyküsü veya miyokardiyal revaskülerizasyon bypass stent özgüsü, görüntüleme ile saptanmış ateron plak, görüntüleme ile gösterilmiş kalp yetmezliği, korunmuş EFI dahil, periferik arter hastalığı ve atrial fibrilasyon tabii bizim için önemli. Dediğim gibi burada sol ventrikül hipertrofisi tek başına olması kanıtlanmış değil, asemptomatik kardiyovasküler hastalarda da olma şansı açısından önemli bir soru. Peki ambulatuvar kan basıncı takipleri. Ambulatuvar biliyorsunuz 24 saat veya daha uzun süreli kan basıncı veya ritim kontrolü yaptığımız hasta profilleri, işte gündelik hayatta holter diye bildiğimiz cihazlar biliyorsunuz. Özellikle ambulatuvar kan basıncı takiplerinde gece ölçümlerinde hangi değerin üzerinde olan hastaya hipertansiyon tanısı konabilir? Burada gece ölçümleri tabii önemli. Biliyorsunuz uykuda sempatik sistemin baskılanıp özellikle adrenerjik yanıtın azaldığını düşünürsek gündüz veya gün içi ölçümlerine göre bir tık daha aşağıda olmasını bekliyoruz. Bu gece ölçümlerinde 120'ye 70'in üzerine biz hipertansiyon tanısı koyuyoruz. Tabii burada diğer ölçümleri de bilmekte fayda var. Özellikle ofis ölçümlerinde 140 veya 90'ın üzeri. 140'a 90'ın üzeri, ki 140 ve 90'ın da işin içinde olduğunu bilmek lazım tansiyon değeri olarak. Ambulatuvar ölçümlerde özellikle gün içerisinde hasta uyanıkken 135'e 85'in üzeri. İşte gece soruda olduğu gibi 120'ye 70 mm civarının üzerinde. Tüm gün ortalamasının 130'a 80'in üzerinde olması ve tabii ki ev ölçümlerinin de 135'e 85'in üzerinde olması hipertansiyon tanısını alır. Biz özellikle gece ölçümleri bizim için önemli. Özellikle sabaha karşı trombosit agregasyonunun da arttığını düşünürsek, sabahın erken saatlerinde kardiyovasküler riskin yüksek olması, özellikle gece ölçümlerinde yüksek olması bizi oldukça dikkat
çekmemiz gereken hastaları bize tanımlaması açısından önemli. Yani bir ambulatuvar ölçümü izlerken mutlaka bu ayrıntılara bakmış olmak gerekir. Peki üçüncü soruda hipertansif hastalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Özellikle polikliniğe başvuran hastalarda EKG her hastada yapmış olmak zorundayız. Rutin kan testleri ürik asidi içermelidir diyor. Bu ürik asidi yuvarlak içine alıyorum. Özellikle ürik asidi yüksek hastalarda dirençli hipertansiyonun biraz daha fazla olduğu gösterilmiş. O yüzden mutlaka ürik asit düzeyini rutin kan testlerine eklememizi ister. Semptom ve EKG değişikliği varsa eko evet yapılmalıdır. Eğer semptom ve EKG değişikliği yoksa ekoya gerek yoktur der. Her hastada karotis ultrason mutlaka öneriyor hipertansif hastalarda. Çünkü TIA biliyorsunuz hipertansiyonun önemli morbid ve mortal nedenlerinden biri. İskemik stroke'la beraber TIA. Ayak bileği kol indeksi ise her hastaya önermiyor. Birazdan hani bütün testlerden bahsedeceğim detaylı olarak ama ayak bileği kol indeksi hani ankle brachial index dedikleri genellikle periferik arter hastalığı düşündüğümüz hastalarda rutin yapılır. Kan damarlarını görmek için karotis ultrasonu rutin ama ankle brachial index ya da ayak bileği kol indeksi önerilmez. Laboratuvarda işte hemoglobin, hematokrit işte özellikle hastalarda açlık plazma glikozu veya hemoglobin A1c, kan lipid profili, trigliseritleri dahil, işte ürik asit, potasyum, sodyum, kreatinin, glomerüler filtrasyon hızı, karaciğer fonksiyon testleri, özellikle idrar analizinde mikroskopik inceleme dışında stikle protein bakılması, albümin kreatin oranı zaten en idealdir ve 12 derivasyonlu EKG'yi öneriyor. Özellikle sol ventrikül hipertrofisi ve EKG rutin, işte meşhur EKG'de Sokolov-Lyon kriterleri var. V1'deki S ile V5'deki arın 35 mm'nin üzerinde olması, klasik EKG'den bildiğimiz, işte AVL'de arın 11 mm'nin üzerinde olması ve V3'teki S ile AVL'deki arı topladığınız zaman erkekte 28 mm, kadında 20 mm'nin üzerinde olması. Bir de burada işte Cornell formülünden, voltaj kriterlerinden bir rakam üretiliyor. Özellikle Cornell süre üretmesi diye 2440 mm çarpı milisaniye. Bu ne demek? Özellikle QRS'de genişliğiyle AVL'deki arı çarpıyorsunuz süresiyle. Eğer 2440'ın üzerindeyse sol ventrikül hipertrofisi lehine değerlendiriyorsunuz. Hani son kılavuzda bahsetmesi açısından önemli. Ama EKG kesin tanımı tabii ki bizim için kesin tanı değil. Kesin tanı tabii sol ventrikül hipertrofisi için eko. Tabii semptom ve EKG değişikliği varsa mutlaka yapacağız. Yoksa gerek yok. Tabii sol ventrikül duvar kanının artışı, kitlesinin artışı, diastolik çapının artışı, sol atrium volüm artışı. Yani sol boşluklardaki herhangi bir hipertrofi veya dilatasyonun kesinlikle hastalarda sol ventrikül hipertrofisi lehine olduğunu bilmekte fayda var. Kan damarları için karotis ultrason rutin ama ankle brachial index ya da pulse wave velocity rutin değil. Bu mutlaka gene bilmekte fayda var. Karotis ultrasonunu rutin hipertansif hastalarda istemek önemlidir. Böbrekte tabii GFR, idrar, albümin kreatin oranı rutin bakılıyor. Ultrason ve Doppler ise protein ürisi, albümin ürisi veya sekonder nedenden şüpheleniyorsak yapmış olmamız gerekiyor. Bu da yine önemli bir ayrıntı. Göz bulguları diyabetik ve hipertansif olan herkese bakmak gerekiyor. Mutlaka gözün arka kamerasını göreceğiz. Ve grade 2-3 bütün hipertansif hastalarda göz dibi muayenesi önerilir. Yani diyabet olması ve grade 2-3 olması. Çünkü vasküler hasarı en yakından gösteren muayene bulgularından biridir fundoskopik muayene. Santral sinir sistemi için tabii nörolojik bulgu veya kognitif gerileme varsa zaten CT MR çekiyoruz. İşte beyaz cevher lezyonları, mikro kanamalar, infarklar görebileceğimiz şeyler. Ama yine semptom yoksa CT MR gibi radikal bir tetkike rutin hipertansiyon hastalarında gerek yok. Genetikse bunu önemsiyorum. Bunun soru değeri olduğunu da düşünüyorum. Sadece sekonder neden olarak FEO düşünüyorsa öneriliyor. Özellikle feokromositomada biliyorsunuz multiple endokrin neoplaziler menlerle birlikte olması genetik araştırmayı getirebilir. O yüzden aşağıdakilerden işte hangisinde hipertansiyon nedeninden dolayı genetik araştırılma gerekir? Feokromositoma bence yine burada önemli. Peki tedaviyle ilgili eşikler tabii çok önemli bir durum. Özellikle 2018'deki işte Avrupa Kardiyoloji Derneği'ne göre hangisi yanlıştır şeklinde. Sondan başlayacağım. Hani daha iyi özümsemek için 65 yaş altı stroke geçirmiş hastalarda 140'a 90'ın üzeri tedavi başlanmalıdır.
Şimdi burada tedavi eşiklerini özellikle tabloyu rutin getirdim. Bakın şu 80 yaştan itibaren bir çizgi çekersek gerisine hiç takılmaya gerek yok. 80 yaşın altında yani 18-65, 65-79'u da işin içine alabilirsiniz. Hangi neden olursa olsun izole hipertansiyon, diyabet olması, işte kronik böbrek hastalığı, kronik işte koroner kalp hastalığı dışında kronik böbrek hastalığı olması, koroner arter hastalığı olması, stroke veya T geçirmesi 140'a 90'ın üzerinde ilacı başlayacaksın diyor. Yani burada ezberleyecek hiçbir şey yok. Yani şu risk faktöründe şudur, şunu da şu şekilde başlayalım diye. 80 yaşın altında hangi risk faktörü olursa olsun 18 ile 80 yaş arası sınır bu. 80 yaşın üzerinde ise 160'a 90'ın üzerinde başlamamızı öneriyor. Bakın bu önemli. Ve bakın hastada tedavi eşiklerinde sadece 80 yaşın üzerinde 160'a 90'ın üzerinde ilaç başlamayı bilmek bizim için tedavi eşikleri açısından önemli. Peki dönelim. 80 yaşın üzerinde 160'a 90'ın üzeri başlanmalıdır. Doğru. 18-65 yaş arası hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı olanlarda 140'a 90'ın üzeri tedavi başlanmalıdır. Bakın okuduğunuz zaman aslında karmaşıkmış gibi soru ama oldukça basit. İşte 65-79 arası olanlarda koroner arter hastalığı varsa 140'a 90'ın üzeri başlanmalıdır. Zaten ne dedim? Özellikle 80 yaşın altında 140'a 90 hangi risk faktörü olursa olsun bizim için tedavi hedefi oluyor. Peki 18-65 yaş arası diyabetiklerde 130'a 80'in üzerine ilaç başlanmalıdır. Bakın bu 130'a 80 başka bir yerde karşımıza çıkacak. Tedavi başlama eşiği değil. Bu tamamen bizim tedavi hedefimiz şeklinde olacak. O yüzden burada A şıkkı yanlış. Dediğim gibi 140'a 90'ın üzerinde bütün hastalarda ilaç başlamak sadece 80 yaşın üzerinde 160'a 90'ın üzeri bizim için önemli. Peki hipertansiyon tedavi hedefleri için hangisi yanlıştır şeklinde dizayn edilmiş. Burada da gene tabloya bakalım. Bakın yine 80 yaşından itibaren hatta burada onu da katabiliriz. 18-65 yaş arası yani genç hasta ya da orta yaşlı hasta diye düzenleyebiliriz. Bakın diyastolik kan basıncı değerlerinde hiçbir farklılık yok. 80 mm civarının altı. Yani 70 ile 79 mm civarı arası tutmamız bizim için hedef. Sistolik kan basınçları içinse izole hipertansiyon, diyabet, kronik böbrek hastalığı, koroner arter hastalığı, işte stroke TIA. Bakın burada hep söylediği 130 mm civarının altı. Ha, eğer hastalar diyor tolere ediyorsa diyor kronik böbrek hastalarında 130 mm civarından altı da olabilir. Ama kesinlikle kaç mm civarının altı değil? 120 mm civarının altı değil. Yani burada da ben sistoliyi şöyle anlatıyorum. Sistolik 130 ile 140 arasında hani düşünebilirsiniz baktığınız zaman başladığınız zaman tedaviyi. Bu tedaviyi başladıktan sonra 130 mm civarının altına çekin. Ama kesinlikle 120'nin altı olmayacak. Çünkü 120'nin altına inmeye başladığı zaman hem serebral perfüzyon hem de özellikle koroner dolaşımın bozulduğu gösterilmiş. 65-79 yaş arasında 130-139 arası olabilir diyor. Bakın diyastolik kan basıncında hiçbir değişiklik yok. 70-79. 80 yaşın üzerinde de tedavi 160'a 90 üzerinde başlasak bile eğer tolere ediyorsa 130-139 seviyesinde gene tutabiliriz. Yani burada da aslında hedefimiz 65 yaşın altında 130'un altına çek. Kesinlikle 120 değil. 65 yaşın üzerinde de 80 yaşında katabilirsiniz işin içerisine. Hangi risk faktörü olursa olsun 140'ın altı olması, 130-140 arası olması yeterli. Peki soruya dönersek, eğer hasta iyi tolere ediyorsa herkesin tansiyon değeri 130'a 80'in altına çekilebilir. Kesinlikle doğru. Zaten risk faktörlerinden bağımsız diyastolik kan basıncı 80'in altına düşürülebilir. Evet. 18-65 yaş arası birçok hastada tansiyon sistolik değeri 120-139 hedef alınmalıdır. Evet. Kesinlikle 120'nin altı olmayacak. Doğru. Bakın gene zor şıkları olan bir soru gibi duruyor. 65 yaş üstü iyi ve yakın takiple herkesin kan basıncı 130-139 olabilir. Evet. 18-65 yaş arası hastalarda 120 mm civa altı sistolik kan basıncı makul hedeftir diyor. Ne dedik? 120 mm civarının altına tansiyon değerini düşürmek kesinlikle bizim hedefimiz değil. Çünkü koroner perfüzyon ve santral sinir sistemi perfüzyonunun bozulduğunu ne yapıyoruz? Kesinlikle biliyoruz. Bu da yine hedefler açısından önemli. Demek ki diyastoliyi 80'in altına çek. Hastalarda sistolik kan basıncı 65 yaşın altında 130'un altında olsun ama kesinlikle 120'nin altı değil. 65 yaşın üzerinde de iyi toler ettiği müddetçe 130-139 arasında olması bizim için yeterli hedef olarak kalıyor. Peki tedavide ne yapacağız? Başlangıç tedavisinde artık ikili tedavi öneriyor. İşte ACE inhibitörü, ARB, yanına kalsiyum kanal blokörü ya da diüretik. Tek başına monoterapi çok düşük riskli, yani ekstra risk faktörü olmayan, işte sistolik kan basıncı 150 mm civarının altında ya da 80 yaşın üzerinde işte çok yaşlı, düşkün hastalarda tekli tedavi olabilir diyor. Onun dışında bakın başlangıç tedavisi birçok hastada hep ikili tedavi.
İşte üçlü kombinasyon gene ACE inhibitörü, ARB, kalsiyum kanal blokörleri ve diüretikler eklenebilir. Tabi evre 3'te artık hastalarda üçlü tedavi ve dirençli hipertansiyon, ki birazdan söyleyeceğim, dirençli hipertansiyonda ilk tercih spironolakton bunu öneriyor. Tabi buradan sonra olmadığı zaman da işte beta blokörler, alfa blokörler veya spesifik indikasyonlara göre ilaçlar ne yapılabilir? Başlanabilir. Burada tabi başlangıç tedavisinde, ikili tedavide önerdiği şey şu: TECAP. Biliyorsunuz kombinasyon tedavilerini artık TECAP'a indirgemek hastaların kullanım kolaylığını da sağlıyor. Yine TECAP'ta üçlü tedaviler kesinlikle mevcut. Ama dirençli hipertansiyon olduktan sonra spironolakton başta olmak üzere birçok ilacı ne yapabiliyoruz? Hastalarda deneme şansımız olabiliyor. Peki dirençli hipertansiyon önemli bir antite, biliyorsunuz. Hangisi yanlıştır şeklinde tanımlanmış. Dirençli hipertansiyonun tanımı önemli. Biri diüretik olmak üzere 3 veya daha fazla ilaçla hala tansiyon değerinin 140'a 90 üzeri olması kesinlikle doğru. Mutlaka ilacın birinin diüretik olması önemli. Unutmayın bunu. Siyahi ve 75 yaş üzeri hastalarda daha çok gözleniyor. Evet, özellikle Afro-Amerikanlarda ve ileri yaşta daha çok görülür. Tedavide ilk tercih spironolakton. Benim burada en fazla beklediğim soru bu. Spironolaktonun özellikle aldosteron antagonisti olup dirençli hipertansiyonda ilk tercih olması önemli. Obez ve diyabetik hastalarda kesinlikle daha fazla. Sekonder dirençli hipertansiyon için en sık görülen nedenlerden biri FEO değil. FEO çok nadir nedenlerden biri. Şimdi birazdan tabloyu göstermeye çalışacağım. Özellikle dirençli hipertansiyon %5 ile 30 arasında değişiyor. Ama ortalama %10'un altında görüyoruz. Biri diüretik, en az 3 ilaçla düşmemesi. Tabii pseudo dirençli hipertansiyondan ayıracağız. İlacı düzgün kullanıyor mu, düzgün ölçüyor mu? İşte beyaz önlük hipertansiyonu özellikle hastanede yüksek olmasına ikart etmemiz lazım. Yanlış ilaç seçimi endikasyon dışı gene bizim için önemli. Tabii hastaların özelliklerine baktığınız zaman, bakın, yaşlı, obez, özellikle siyahi ırkta, işte yüksek sodyum diyeti alanlarda mutlaka daha fazla görüldüğünü biliyoruz. Sık nedenler, bakın, primer hiperaldosteronizm, aterosklerotik, özellikle vasküler hastalık, renovasküler hastalık, slip apne, kronik böbrek hastalığı. Yani bakın, çok sık görülmeyen nedenler işte feokromositoma, fibromüsküler displezi, aort koartasyonu, Cushing, hiperparatiroidi. Bunlar oldukça nadir. Zaten nedenlerinden birazdan bahsedeceğim. İlaçların indüklediği, evet, oral kontrasepsiyon, gündelik hayatta özellikle sempopa mimetik dekonjesanlar oldukça önemlidir. Nonsteroidler, siklosporin, eritropoetin preparatları, steroidler, bazı malignite tedavisinde kullanılan ilaçlar, evet. Tabii eşlik eden hastalıklar, özellikle diyabet, aterosklerotik hastalık, işte özellikle aortik stiffness dedikleri kalınlığın veya işte elastikiyetinin bozulması, yani yaşlı hastalar, işte sol ventrikül hipertrofisi olanlar, işte kronik böbrek hastalığı olanlar ve tabii bir de hani bu Türkiye'de ve dünyada da yaygın alternatif tıpta kullanılan işte böyle meyan kökleri, bitkisel destekler, efedra, mavuang dedikleri mutlaka hastaya sorgulamak lazım. Tabii kötü kullanım olan kokain, amfetamin, anabolik steroidler gene özellikle reçete dışı ilaçlarda, alternatif tıpta kullanılan ilaçlara mutlaka dikkat etmek lazım. Belki ülkemiz için meyan kökü olabilir. Kesinlikle hipertansiyonlu arttırdığını ne yapıyoruz biliyoruz. İlk tercih spironolakton. Bunu sakın unutmayın. Bu önemli. Onun dışında tabii eflenenon, özellikle jinekomasti yapmayan spironolakton olarak düşünebiliriz. Amilorit, potasyum tutucu diüretiklerden tiazitler, loop diüretikleri yüksek doz verilebilir. Ve tabii bizoprolol ve doksazosin. Bizoprolol, biliyorsunuz, beta blokör. Selektif beta blokörlerden biridir. Doksazosin de hepimizin bildiği gibi alfa blokör. Özellikle burada bizoprolol ve doksazosine de preparat olarak önermesi, yani diğer beta blokörler değil bizoprolol, diğer alfa blokörler değil doksazosin şeklinde dirençli hipertansiyonda kılavuzda belirtmesi gene soru değeri açısından bence önemli. Ama burada öncelikle spironolaktonu kesinlikle unutmamak gerekir. Hangisi sekonder hipertansiyon nedeni değildir? Evet, meyan kökü var. OSAS çok önemli. Primer hiperaldosteronizm, OSAS zaten sık nedenlerden biri dedik. Siklosporin ve Addison. Addison, biliyorsunuz, primer adenokortikal yetmezlik ve zaten en önemli tablosu aldosteron yetmezliğine ve steroid yetmezliğine bağlı hipotansiyon. Aslında bu sorular içerisindeki basit nedenlerden biri ama sekonder hipertansiyon etiyolojisinde mutlaka bilmiş olmak gerekir. Sekonder hipertansiyonda bu istatistiği de bilmenizi istiyorum. Renal, parenkimal veya vasküler hastalıklar, bakın, birbirine yakın.
Ortalama %2-10, 1-10 gibi. Yani böbrek kaynaklı nedenlerin sekonder hipertansiyonda birinci sırada olduğunu biliyoruz. Renal nedenler dışında en sık nedenler, bakın OSAS %5-10, primer hiperaldosteronizm %5-15. Bakın diğer tüm nedenler, Cushing %1'in altı, FeO %1'in altı, tiroid hastalıkları %1-2, paratiroid, aort koartasyon oldukça nadir. O yüzden böbrek hastalıkları dışında lütfen OSAS ve primer hiperaldosteronizmi unutmayın. Oldukça ben yüzde olarak da yazdım sıklıklarını. Mutlaka araştırma yaparken bunlara böbreğe kart ettikten sonra dikkat etmiş olmak gerekir. İşte ilaç medikasyon ilişkisinde oral kontrasepsiyon, işte diyet hapları, özellikle fenilpropanolamin, sibutramin içerenler, nazal dekonjesyanlar, bu özellikle toplumda oldukça fazla kullanılır. İşte uyarıcı ilaçlar, amfetamin, kokain, ekstazi gibi. İşte meyan kökü. Yine mineralokortikoid üzerinden hiperaldosteronizm benzeri bulgular yapabiliyor. İmmünsüpresif ilaçlardan siklosporin, takrolimusun etkisi çok az. Rapamisinin çok kan basıncına etkisi yok. Steroidler, antianjiyonik jenik ilaçlar, özellikle VEGF inhibitörleri, işte bevacizumab, tirozin kinaz inhibitörleri, sunitinib, sorafenib, bunlarla hipertansiyon kesinlikle rapor edilmiş. Anabolik steroidler, eritropoetin, nonsteroidler, bitkisel desteklerden işte dediğim gibi efedra, mavmank gibi, özellikle içinde jenerik olarak da böyle olan ilaçlarda kesinlikle bunlar aldosteron salınımını falan arttırıp hipertansiyonu tetikleyebiliyor. Mutlaka sorgulamış olmak gerekir. Peki aşağıdakilerden hangisi gebe preeklampsi gelişimini önlemek için 12-36. Hafta arası 100-150 mg asetil salisilik asit, yani aspirin kullanılması için yüksek liste değildir diyor. Özellikle gebelerde preeklampsi gelişimini önlemek için riskli hasta grupları var. Bunları bilmiş olmak lazım. Kadın doğum pratiği için de önemli. 12-36. Hafta arası özellikle preeklampsi için yüksek risk taşıyan, bakın önemli, daha önceki gebelikte hipertansiyonu olan, kronik böbrek hastalığı olan, otoimmün hastalığı, özellikle SLS'i, tip 1 ya da tip 2 diyabeti, kronik hipertansiyon olan, preeklampsi de orta risk olansa ilk gebelik, 40 yaş ve üzeri, 10 yıldan uzun süre gebeliğe ara verme, 35 üzerinde bazimes indeksi olan, ailede preeklampsisi olan ve çoğul göbeliği olanlarda. Bunlarda 12-36 hafta arasında %150 mg arası asetil salisilik asit başlamayı öneriyor. Yani bu oldukça önemli. Bir de yeni bir marker bulmuş. Bunu da ayrıntı olarak söyleyeyim. Bu çözünür FMS benzeri tirozin kinaz dedikleri bir madde var. Bunu plazental büyüme faktörüne oranlıyorlar. Ve bu eğer 38'in altındaysa preeklampsi gelişimi oldukça düşük. Bu özellikle yurt dışında kullanılıyor. Biliyorsunuz kadın doğumda birçok parametre vardır. Bu FMS bölü plazental büyüme faktörü diye bilebilirsiniz. 38'in altında olması preeklampsi gelişimini engellemesi ve dışlaması açısından önemli. İşte yüksek liste hastaları tanımladık. Daha önceki gebelikte hipertansiyon, kronik böbrek hastalığı, otoimmün hastalık, tip 1 ve tip 2 diyabet. 40 yaş üzeri ise biliyorsunuz orta risk. Özellikle yine sorunun cevabını D şıkkına ne yapıyor? Götürüyor. Peki gebelik hipertansiyonu ile ilgili hangisi yanlıştır? Burada gebelik hipertansiyonunu anlatıp soruya dönelim. Biliyorsunuz tüm gebeliklerin %5-10'unda var ve oldukça önemli çıkarımlar yapılabiliyor. 140'a 90'ın üzeri biliyorsunuz hafif hipertansiyon. 140-159-90-109 arası orta. 160'a 110'un üzeri ciddi şeklinde tanımlanır. Önceden var olan hipertansiyon 20. haftadan önce başlar. Postpartum 6 haftadan uzun devam eder. Gestasyonel hipertansiyon 20. gebelik haftasından sonra gelişir. Genellikle postpartum 6 hafta içinde düzelir. Dolayısıyla bizim gebeliğin indüklediği hipertansiyon 20. gebelik haftasından sonra başlıyor. Unutmayın bunu. Önceden var olan hipertansiyon veya işte süperpoze olan hipertansiyon ve proteinüri. Yani önceden var olan hipertansiyonun 20. haftadan sonra agreve olması şeklinde ve preeklampsi ise gestasyonel hipertansiyonla beraber önemli proteinüri. Proteinüriden de kasıt 24 saatlik idrarda 0,3 gramın üzerinde veya işte 30 mg bölü milimol, işte albümin kreatin oranını düşündüğünüz zaman, özellikle 24 saatlik idrarda 0,3 gramın üzerinde olması gestasyonel hipertansiyona tanımı koyar. Tedavi gebelikte biraz daha sınırlarımız yüksek. 150'ye 95'in üzerinde başlıyoruz. Sadece 140'a 90 üzeri değerlerde daha önceden bilinen hipertansiyonu veya süperpoze olanlarda, işte subklinik organ hasarı olanlarda başlıyoruz. 170'e 110'un üzerine kesinlikle yatırıyoruz. Orta düzey preeklampsi varsa doğumu 37. haftada planlıyoruz. Çok fazla uzatmıyoruz biliyorsunuz. Eğer preeklampsi ile beraber görme bozukluğu, hemostatik bozukluk varsa da hemen doğum kaçınılmaz.
Tedavide tabii ki oral alfa metildopa, labetalol, kalsiyum kanabiliyokörleri önerir. Özellikle ciddi hipertansiyonda IV labetalol, oral alfa metildopa ve nifedipin özellikle kalsiyum kanabiliyokörlerinden özelliklidir gebede kullanılmak için. Tabii krizde IV labetalol, nikardipin, manezyum sülfatlar var. Akciğer ödemine girerse düşük doz nitrogliserin, perlinganı titre edebiliriz. Kesinlikle ACE inhibitörü ARB yok. Bu klasik bilgilerimizden biridir. Eski kılavuzlardan hep aklımızda olan hidralazin hiç yeni kılavuzda bahsedilmez gebelik hipertansiyonda. Tabii laktasyon önemli. Gebelik sonrasında çoğu düşük konsantrasyonda geçiyor ama propranolol ve nifedipin çok geçiyor. Hani nifedipini gebeyken çok iyi bir ilaç kullanabiliriz ama süte çok geçtiği için laktasyon döneminde bir miktar ne yapmak olmak gerekiyor? Kaçınmış olmak gerekiyor. Peki soruya dönersek 150'ye 95'in üzerindeki değerleri ilaç başlamak gerekiyor. Doğru. Görme bozukluğu ve hemostatik bozukluk varsa doğum hemen. Orta düzey preeklampsi de 37. hafta diye konuştuk. Daha önceden bilinen hipertansiyonu veya süperpoze olanı varsa 140 mm 90 mm civa diastolün üzerinde başlanabilir. 180'e 110 değil 170'e 110'un üzeri olacak. Yani 170'e 110'un üzerinde mutlaka hastada yatış endikasyonunu acil ne yapacağız? Gebe hastalarda düşüneceğiz. Bu da gebelik için önemli. Son bahsedeceğimiz ise hipertansiyon tedavisinde tabii yeni tedavi yaklaşımları ve ekstra veriler konuşacağız. Özellikle hipertansiyon tedavisinde baroreseptör uyarıcılar. Özellikle biliyorsunuz hipertansiyonda bu baroreseptör duyarlılığının azaldığı veya yanıtının değiştiği gösterilmiş. Bunları uyaran cihazlar var. Cihaz tedavisinin çok yeri yok. Özellikle malign hastalarda verapamil diltiazem hipertansiyon tedavisinde biraz geri planda olması çünkü sitokromazal enzimlerle etkileşiyor A4 ile. Kemoterapatik etkiyi değiştirebilir. Özellikle arttırma olasılığı var. Erektil disfonksiyon erkekler için önemli problem. Bütün neredeyse hipertansif ilaçlarda görülebiliyor ama bunu en fazla yapan tiazit. Mutlaka dikkat etmiş olmak lazım. Fosfodiesteraz 5 inhibitörleri biliyorsunuz kullanımı var. Yine erektil disfonksiyonda, pulmoner hipertansiyonlarda. Ciddi hipotansiyon yaptığı için nitrat alanlarda kullanılmaması gerekiyor. Özellikle nitratla fosfodiesteraz 5 inhibitörünü yan yana getirmemiş olmak gerekir. Bu da yine önemli bilgilerden biri. Tek başına hipertansif hastalarda asetil salisilik asitle primer koruma önerilmez. Yani tek başına hipertansiyon ve başka risk faktörü olmayanlarda aspirin tedavisiyle profilaksi yapmanın bir anlamı yok. Bunu da buraya toparlamaya çalıştım. Özellikle malign hastalarda verapamil, diltiazem gibi ilaçların kemoterapatik ilaç düzeyini arttırması önemli. Fosfodiesteraz 5'leri kullanabilir ama nitratla kesinlikle vermeyeceksiniz. Ciddi hipotansiyon riski var. Tiazit en fazla erektil disfonksiyon yapan grup. Unutmayın bunu. Ve tek başına hipertansiyon varsa aspirinle primer korumaya gerek yok. Cihaz tedavileri ise gereksiz. İşte baroreseptör uyarıcılar, yok işte renal bölgeye bu RAS sistemini düzenlemeye çalışan cihazlar filan, teknolojiyle beraber değişen cihazların yerleri yoktur. Bu özellikle hipertansiyon tedavisinde veya işte tanı yaklaşımında hedeflerde bu soruların bütün hipertansiyonla ilgili karşınıza çıkabilecek zor sorulara ışık tutacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hepinize.